Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk programıyla karşınızdayız. Suriye'yi konuşuyor olacağız çokça. 61 yıllık Bas iktidarı çöktü ve devlet başkanı Esad ülkeyi terk etti. Bu noktaya nasıl gelindi? Bu kadar kısa bir sürede nasıl devrildi hükümet? Ve bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Hangi dinamikler hakim olacak? Hepsini değerlendiriyor olacağız program boyunca. Dışişleri Bakanı Fidan da konuştu. Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir ifadelerine yer verdi. Kendisi ve Fidan Suriye'de yeni bir dönemin başladığını işaret ederek zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacak dedi. Fidan Ankara'da bir otelde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Suriye'de dün yaşanan gelişmelerin bir umut ışığı olduğunu ifade eden Fidan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz diye konuştu. Fidan Suriye'de kalıcı çözümle barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğinin en başından beri dile getirildiğinin altını çizdi. Bütün gayretlere ve fırsatlara rağmen Esad rejiminin halkıyla barışma yoluna gitmediğini hatırlatan Fidan, Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir ifadesini kullandı. Bakan Fidan, bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz değerlendirmesinde bulunarak Türkiye'nin bu amaçla gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Esad ülkeyi terk etti demiştik. Moskova'da ve Rusya'dan sığınma hakkının verildiğine ilişkin bir açıklama da geldi beraberinde. Görevinden ayrıldığını açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Rusya'da insani gerekçelerle sığınma hakkı verildi. Rus Interfax haber ajansı pazar günü yayınladığı bir haberde başkent Şam muhaliflerin eline geçtikten sonra görevinden ayrılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Rusya'nın insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini belirtti. Interfax Kremlin bir kaynağın Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya ulaştı. Rusya onlara, kendisine ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiği ifadelerini kullandığını belirtti. Diplomatlar Rusya'nın Golan Tepelerindeki BM Barış Gücü misyonunu görüşmek üzere pazartesi günü kapalı kapılar ardında bir BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiğini belirtti. Suriye Ordu Komutanlığı pazar günü erken saatlerde subaylara Devlet Başkanı Esad'ın 24 yıllık yönetiminin sona erdiğini bildirdi. Reuters'a konuşan bir Suriyeli subay, muhalif militanların dünyayı şaşırtan hızlı saldırısının ardından bu karardan haberdar olduklarını belirtti. Heyet Tahrir Şam liderliğindeki militan gruplardan da günün erken saatlerine gelen açıklamalar Esad'ın gidişini kutladıkları yönündeydi. Haber ajansına konuşan iki muhalif kaynak da Şam'ın artık Esad'dan kurtulduğunu ileri sürdü. Ordunun Suriye halkına yönelik ilk açıklamasını devlet televizyonundan yayınlanması bekleniyor. Adı açıklanmayan iki üst düzey ordu yetkilisi Esad'ın pazar günü erken saatlerde Şam'dan ayrılıp bilinmeyen bir yere uçtuğunu, muhaliflerin başkent Şam'a girdiğini ancak ordunun karşı koyacağına dair hiçbir işaret olmadığını söyledi. Suriye'deki bir diğer aktör de İsrail. İsrail güçleri Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. Oradaki ilerleyişlerini sürdürüyorlar. İsrailli yetkililer İsrail güçlerinin Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. New York Times İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu. Yetkililer İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarına da vurduğunu teyit etti. Söz konusu askeri varlıkların muhaliflerin eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma güçleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti. İsrail yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi ele geçirmeleri talimatı verdiğini söylemişti. Ayrıca İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepelerinin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ve Suriye arasında imzalanan kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasıyla tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları sürüyor bir yandan. Münbiç'te kontrol sağlandı ve terör anlamında baktığımızda kilit bir nokta olarak gösteriliyordu. Tamamında kontrol sağlandığı belirtiliyor. Son gelen haberlerde Suriye'de HTŞ liderliğindeki gruplar Şam'da kontrolü sağlarken Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun 1 Aralık'ta başlattığı operasyon Tel-Rifat'tan sonra Münbiç'te yoğunlaştı. Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'de PKK-YPG'nin kontrolündeki Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağladığı belirtildi. Türkiye'nin desteklediği SMO'nun başlattığı operasyon Tel-Rifat'tan sonra Münbiç bölgesine yoğunlaştı. 1 Aralık'ta başlayan Özgürlük Şafağı operasyonu kapsamında Münbiç'in batısındaki ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO ilçenin kontrolünü ele geçirdi. ABD destekli PKK-YPG'nin kontrolündeki Münbiç'te mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapıldığı belirtildi. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel-Rifat ilçe merkezi SMO'nun kontrolüne geçmişti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da konuyla ilgili konuştu. Esad rejimi siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtı şeklinde bir analizi var. Kendisinin detaylarına baktığımızda Blinken, Esad rejiminin 2011 yılından beri siyasi süreci reddetmesi ve İran'la Rusya'nın desteğine güvenmesinin bugün yıkımına yol açtığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 14 yıllık ihtilafın ardından Suriye halkının artık ümitlenmek için sebepleri olduğunu belirten Blinken, ABD'nin kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yürütülen barışçıl geçiş sürecini desteklediğini bildirdi. Haberlerimizi aktardık. Şimdi konuğumuzla devam edeceğiz. Sevgili gazeteci arkadaşım Feyza Gümüşlüoğlu bizlerle. Kendisi bölgeyi yakından takip ediyor. Suriye'de Muhalif Olmak adlı bir kitabında yazarı ayrı zamanda. Oradan alıntılara da eminim ki yer verecektir. Suriye'yi konuşacağız dedik. Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi'nin iktidarı çöktü ve Esad devlet başkanı ülkeyi terk etti. Şu anda olası senaryolar neler konuşacağız ama öncelikle 2 hafta gibi bir sürede bu gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti ve nasıl bu noktaya gelindi? Oradan başlayabiliriz istersen. Teşekkür ederim Eda. Evet, Suriye'de hakikaten çok tarihi sayılabilecek, tarihi gerçekten gelişmelere şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde, özellikle hafta sonu, yani dün pazar sabahı itibarıyla muhalif güçlerin Şam'a, başkent Şam'a girmesiyle rejimin resmen düşmesi ve ardından devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi, ardından da Moskova'ya sığındığını gördük zaten. Hakikaten böyle 13 senelik iç savaşa baktığımızda, 2011'de başlayan iç savaştan bu yana çok tabii çok kayıplar verildi. Çok bu günler için, bu günleri görebilmek için çok ağır bedeller ödedi Suriye halkı. Bu 61 yıllık Baas iktidarı resmen sona ermiş oldu. Nitekim haber turunda da şimdi burada böyle de yansır muhtemelen Hafız Esad'ın, yani Beşar Esad'ın babasının, keza Beşar Esad'ın da kendisinin heykellerinin bir bir devrilmesi, yıkılması, ardından rejimin kontrolündeki bunca yıldır aslında
çok büyük insanlık suçlarının işlendiği hapishanelere de bu şehirlerin özgürleştirilmesi sonrası girilmesi ve oralardaki işkence suçlarının aslında bizim uzun yıllardır bildiğimiz ama kamuoyunun bu kadar açıktan görmediği bu işkencelerin, insanlık suçlarının birer birer de gözler önüne serilmesi. Tüm bu neticeler gerçekten yani inanılmaz hakikaten. Ben hani sen de girişte teşekkür ediyorum bahsettiğin kitabımdan da. 2013'ten beri çok yakından takip ediyorum Suriye'yi. Daha önce görev yaptığım Anadolu Ajansı'nın muhabiri olarak Katar'da o dönem Suriye'nin siyasi muhalefeti Katar'da kurulmuştu aslında. Hani bilmeyen izleyicilerimiz için de bilgi anlamında bunu da paylaşmış olayım. O dönem siyasi muhalefetin öncesinde Suriye Ulusal Koalisyonu, ardından Suriye Devrimci Güçler Çatı Koalisyonu'nun yani Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun siyasi muhalefetin Katar'da kurulması yıllarında, o kurulduğu yıllarda ben muhaliflerle bizzat ki o dönem Beşar Esad rejiminden ayrılan ilk başbakan, Suriye'nin eski başbakanı ve Esad'dan ayrılan ilk başbakan olan Riyad Hicab, ki kendisinin de geçiş sürecinde şimdi adı geçiyor tekrar, onun da hikayesi yer alıyor. Böyle muhalif isimlerin, 13 tane kitapta muhalif ismin hikayesi var. Onlarla tanıştığım dönem aslında benim için çok, yani her anlamda mesleğimin böyle, mesleğimi dönüştüren aslında hem beni kişisel anlamda çok şey öğrendiğim hem de Suriye'yi çok araştırmaya beni teşvik eden bir dönem olmuştu. Muhaliflerin hayat hikayelerini dinlemiştim o dönem. Hakikaten korkunç bir, zaten Baas rejiminin hani nasıl bir tabiatı olduğunu biliyoruz. Aslında biraz oradan şuraya bağlayayım. Yani şimdi bugün nasıl bu noktaya geldik? Tabii ki bu sorunun da cevabına geçeceğiz ama öncesinde hani bu tarihi gelişmenin neden bu kadar önemli olduğunu, ne ifade ettiğini Suriyeliler için yeterince anlayabilmemiz için 61 yıllık Baas rejiminin nasıl bir rejim olduğunu anlamamız lazım ki biz bugün nasıl bir mucizeyi aslında görüyoruz, nasıl bir mucizeye şahitlik ediyoruz bölgede. Bölgenin en kanlı, en eli kanlı, en zorba, en zalim rejimi şüphesiz Baas rejimi. Hafız Esad, ardından oğlu Beşar Esad 2000'den itibaren 24 yıldır çok baskıcı bir rejim min lideri olarak nasıl yönetti Suriye'yi bu zamana kadar ve aslında biz bugüne nasıl geldik? Şimdi analizler, bugüne nasıl geldik şeklindeki analizler bazen şu noktayı ıskalayabiliyor. 14 günde bunlar nasıl oldu? Tabii ki çok sürpriz. Yani muhaliflerin ki bazılarıyla ben de görüştüm bu 2 haftalık süre zarfında. Muhaliflerin kendisi de şaşkın zaten. Hani bu kadar hızlı bir ilerleyiş kendileri de beklemiyordu ama analizleri yaparken ben şunu atladığımızı düşünüyorum bazen ki bu 7 Ekim'de de aynısı oldu. Yani 7 Ekim'deki Hamas saldırısında da biz yine aynı şeyleri konuştuk. Nasıl bu kadar bir anda böyle bir saldırı oldu? Bunun arkasında kim var tırnak içerisinde? Hangi dış aktörler var vesaire? Şunu vurgulamak isterim. 14 günlük bir operasyon evet ama 13 yıl artı 14 gün. Yani 13 yıllık 2011'den beri devam eden bir mücadele var. Her ne kadar ki son özellikle 2 yıldır 2-3 yıldır belki hani Esad'ın artık böyle tamamen kazandığı tırnak içerisinde yanılsamalarına rağmen yani Esad içeride artık özellikle Arap rejimleriyle Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Arap rejimleriyle arasını tekrar düzeltmişti. Bölgede normalleşme rüzgarları esiyordu. Suriye lideri tekrar uzun yıllar sonra iç savaş sonrası tekrar Arap Birliği'ne döndü. Esad kırmızı halılarla karşılandı vesaire vesaire. Yani Esad aslında kazandı gibi bir görüntü olmasına rağmen aslında bugün nasıl bu noktaya gelindi gibi de bir yanılgı var. Aslında Esad kazanmadı hiçbir zaman. Yani Esad aslında Rusya'nın ve İran'ın desteğiyle ayakta kalan bir rejimdi. Şimdi buradan şu soruya gelebiliriz. Nasıl bu kadar kısa sürede, 2 hafta gibi bir sürede bunlar oldu? Bu arada bu noktaya kadar söylediklerimle alakalı bir soru varsa onu açabilirsin. Çünkü ben hani bu konuyla alakalı hani nacizane bir kitapta yazdım ama hani söyleyecek çok fazla şey var. Dolayısıyla hani sen bir okuyucu olarak veya moderatör olarak herhangi bir şekilde araya girmek istersen beni kesebilirsin, bölebilirsin. Nasıl bu noktaya gelindiği ve bu noktada etkili olan faktörler tabii ki anlatmaya değer muhakkak ki. Yani evet çok baskıcı bir rejim vardı, Suriye halkı çok uzun yıllardır bunun için mücadele ediyordu vesaire vesaire. Hani Baas rejiminin ne kadar zalim bir rejim olduğunu, bu rejimden aslında kurtulmak için her türlü insanların elinde haklı gerekçenin olduğunu vesaire. Bunların hepsini zaten bir şekilde girişte anlattık. Kitapta da zaten uzun uzun anlatıyorum muhaliflerin hikayesi ki buradan muhalifler veya bu cezaevinde yatan insanların böyle suçlu oldukları da anlaşılmasın. Çoğu zaten siyasi suçlu insanlar ve şimdi Şam'daki özellikle Sidnaya hapishanesinin ki
insan mezbası olarak geçer buranın adı. Yani Meslehel Beşeri, bura korkunç bir hapishane. Oradan gelen görüntülere izleyicilerimizin mutlaka bakmasını tavsiye ederim. Şimdi rejimin düşmesi sonrası, çünkü o hapishaneden gelen korkunç görüntüler var. Buraya giren insanlar böyle, hani Suriye'de hiçbir zaman şey de yoktu. Onun özellikle altını da çizmek istiyorum. Yani çünkü analiz yaparken biraz böyle Suriye'nin nasıl bir rejim olduğunu, Baas rejiminin nasıl bir rejim olduğunu biraz daha bence bilmek gerekiyor. Hani bildiğimiz anlamda hapishaneler veya bir mahkemeye çıkıyorsun, hakim karşısına çıkıyorsun, ondan sonra hapse atılıyorsun, öyle bir şey değil. Yani yerin metrelerce altında, karanlık odalarda, hücrelerde. Lütfen izleyicilerimiz baksın görüntülere. Şu an sosyal medyada zaten yayılıyor artık, çünkü özgürleşmiş bir halk var orada artık. Herhangi bir korku da kalmadığından dolayı bunlar paylaşılıyor artık. Bu hapishanelerde yıllardır tutulan insanlar, kimi öldüğü zannedilen, kitapta da bir kısmının hikayesi var zaten. Bugün aslında biz ne kadar korkunç şeylerin yaşandığını bugün, yani çok fazla bilmeyen, vakıf olmayan insanlar bugün, bir hafta sonundan bu yana aslında bunları öğrenmeye başladılar. Şimdi bunların hepsi bir tarafa, tabii ki şu an en çok merak edilen, en fazla üzerinde konuşulan konu, senin de söylediğin gibi 2 hafta daha, peki tamam 13 yıllık bir geçmiş var, bir mücadele geçmişi var. Ama 2 hafta gibi kısa bir sürede nasıl bu kadar hızlı kontrol edildi, nasıl rejim güçlerinin elinden muhalif gruplar bu kadar kapsamlı bir operasyonla ve hızlı bir operasyonla rejimi devirdi. Bu soru tabii ki cevaplandırılması gereken bir soru ve bunun içerisinde pek çok iç ve dış faktör var muhakkak ki. İstersen biraz onları açalım. Yani hem iç faktörleri hem de dış faktörleri, tüm bu söylediklerimi hatırda tutarak. Şimdi en önemlisi, genelde sen de çok iyi biliyorsun, hani böyle bu kadar büyük operasyonları, bölgesel çok büyük değişimleri analiz ederken ilk başta hep dış faktörleri konuşuruz. Aklımız evet, hep ona gider. Bazen komplocu olur bu analizler tırnak içerisinde. Muhakkak ki dış faktörlerin etkisi tabii ki var. Ama hani önce ben içten başlamak istiyorum. Suriye'de Esad rejimi, az önce de dediğim gibi, aslında kazanmış gibi bir görüntüde olsa da aslında çökmüş bir rejimdi. İçeriden çürümüş bir rejimdi. Adını dışı, doğru koyalım. Hakan Fidan da dış güçleri bu aşamada çok doğru olmaz demişti. Hakan Fidan'ın ilk açıklaması vardı. Oydu zaten operasyon başladıktan sonra. Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama önemliydi. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Yani gerçekten sadece dış faktörlere bakmak yanıltıcı. Muhakkak ki bakmak lazım. İçeriden çürümüş bir rejim vardı. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? En basit birkaç somut örnek vereyim. 27 Kasım günü operasyon başladı. Saldırganlığı caydırma operasyonu adı altında başladı bu normalde. Çünkü muhaliflere yapılan, aslında başlangıçta Esad rejiminin muhaliflere yönelik saldırılarını püskürtme ve bunların daha fazla devamının gelmesini önlemeye yönelik bir operasyondu. Belki muhaliflerin kendisi bile bu kadar hızlı bir ilerleme öngörmüyordu. Ki gelen genelde açıklamalar ve raporlar bu yönde, uluslararası analizler de bu yönde. Bu kadar hızlı bir ilerleyiş beklenmiyordu. Öncesinde bu operasyon 27 Kasım günü başladı. Halep, ardından hızlı bir şekilde Hama, Humus gibi çok önemli kentler, Dera gibi, 2011'de devrimin başladığı Suriye'de, devrimin, barışçıl protestoların başladığı kentin ele geçirilmesi. Akabinde pazar sabahı Şam, başkent Şam. Şimdi bu süre zarfında Esad rejimi nasıl direnemedi? En önemli soru bu aslında. Yani 2 haftalık bu kadar muhaliflerin hızlı ilerleyişi, nasıl rejim ve rejimi destekleyen güçler, ki İran ve Rusya en önemlisi, nasıl karşı koymadı, nasıl bu kadar çabuk çöktü? Şimdi iç sebepler çok önemli. Dediğim gibi çökmüş bir rejim vardı, ekonomik darboğazın çok içindeydi. Mafyatik, narkotik bir Suriye devletinden bahsediyoruz. Uyuşturucu satışından, yasa dışı uyuşturucu satışından özellikle ekonomisini devşiren uzun yıllardır. Nitekim son 2 yıldır çok ciddi, başkent Şam dahil olmak üzere gıda, ekmek, yakıt, elektrik, su. Başkent Şam'da haftada bir gün su verilebildiğini kaç kişi mesela biliyor şu anda, birkaç seneden beri. Yani hani bazı böyle sosyal medya etki ajanlarının diyeceğim, hani Şam'da her şey çok normal, çok günlük hayat harika gibi bir algı operasyonu da aslında yaratmaya çalıştığını bu süre zarfında biliyoruz. Ama Suriye'de işler zaten iyi gitmiyordu. Hı hı. Yani hafta sonu özellikle muhalif güçlerin, HTŞ liderliğindeki muhalif güçlerin hızlı ilerleyişinin arkasında Esad rejiminin güçlerinin, Esad'ın kendi güçlerinin, buna istihbarat ve ordu da dahil, tırnak içerisinde artık ne kadar kaldıysa o ordudan, onların üniformalarını çıkarıp muhalif saflara katıldığı, Esad'ı o anda hemen bıraktıkları, ordunun zaten moralinin tamamen çökmüş olduğu, yakıt krizinden dolayı tankların, uçakların dahi yakıt alamadığından dolayı işlevsiz kaldığı, yani hani bunun gibi o kadar çok iç faktör var ki, zaten bitik bir rejimdi. Gelelim dış faktörlere.
Esad rejimi bitik bir rejimdi. Kendi halkına gıda, ekmek, yakıt vesaire pek çok şeyi sağlayamıyordu zaten. Körfez ülkeleriyle özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile arasını düzeltmeye başladığı 2023 yılının sonrasında biraz dış yardım bekledi belki ama o beklediği dış yardımlar da ne onlardan geldi ne İran'dan ne Rusya'dan geldi. Şimdi özellikle dış faktörlerden bahsederken zaten İran ve Rusya'yı saymamız gerekiyor. Çünkü rejimin, Esad rejiminin aslında ana ayakta tutucu iki gücü İran ve Rusya'ydı. Hı hı. Şimdi sen de çok iyi biliyorsun zaten küresel bakış programında çok fazla konuşuyorsunuz. Hem İran hem Rusya kendi sorunlarıyla çok ciddi bir şekilde boğuşur haldeler. İstersen bu iki faktörü açalım şu ana kadarki şeylerden. Hatta İran'la ilgili New York Times'ın da bir analizi Suriye'deki en büyük kaybeden olacağını yazması. Hı-hı. Ve İran'ın Esad rejimi devredikten sonra daha da zayıf düşmüş. Tabii. Yani şu anda şimdi zaten en işte hani kaybedenler kazananlar diye bir şey de yapmak istemiyorum açıkçası ben. Çünkü jeopolitik konuşurken bir yandan bence en büyük kazanım Suriye halkının. Hı-hı. Yani burada bir kazanan eğer söyleyeceksek Suriye halkının Hı-hı. ben burada en büyük kazanan olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da Suriye halkı adına seviniyorum. Ama hani jeopolitik olarak baktığınızda tabii ki burada şu anda en büyük kaybeden İran muhakkak ki. Hı-hı. Çünkü rejimi ayakta tutmaya zaten... hani rejimin, Esad rejiminin ayakta kalmasının dediğim gibi içeride zaten çökük bir rejim var ama onu ayakta tutabilen iki güç vardı yani İran ve Rusya sayesinde zaten Esad rejimi ayaktaydı ki biz zaten gördük operasyonla beraber yani 27 Kasım'dan itibaren operasyon bize şunu gösterdi bu kadar hızlı ilerleyiş. Zaten İran ve Rusya çekildikten sonra zaten bir rejim yokmuş ki ortada. Hı hı. Yani bu iki gücün hani şimdi dış aktörler vesaire deniyor ya zaten iki dış aktörün ayakta tutmasıyla zaten bu rejim devam ediyordu bu zamana kadar. Hı hı. Şimdi bu aktörler neden çıktı? Daha farklı pazarlıklar yapıldı mı? İşte burada İran'ı tamamen bitirmek, İran'ın en büyük orada etki alanı olan, nüfuz alanı olan işte Esad rejimi, Suriye, ondan bu kadar çabuk vazgeçmesi ve onu şu anda kaybetmiş olması tabii ki İran'a çok büyük bir zarar verdi ama burada da hani yine İran içerisindeki ve Rusya içerisindeki yine iç faktörlere de bakmak gerekiyor. Yoksa dediğim gibi hani pek çok burada hani işte bir Kürt devleti kurmak için İsrail ABD arasındaki bir pazarlık da diyebilirsiniz. Yani komplo yapmak istersek pek çok komplo bulabiliriz. Onun haricinde işte İsrail'in şimdi Suriye saldırıları yeniden başladı. İsrail'in oradaki farklı planlamaları diyebilirsiniz. İran'ı tamamen bitirmek şimdi Trump 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak. Yeni dönemde İran'ı tamamen artık bitirmek, o direniş eksenini tırnak içerisinde tamamen çürütmek, çökertmek için bir adım diyebilirsiniz. Pek çok şey sayılabilir ama şimdi dediğim gibi özellikle burada hani bizim somut olarak spekülasyona kaçmadan yapabileceğimiz iç sebepler dışında iki sebep var. İran'ın özellikle 7 Ekim'den sonra tamamen artık çok hakikaten rejiminin içeride çok çatırdamaya başlaması, Hizbullah milislerinin çok ciddi darbe alması... Biliyorsunuz 7 Ekim'den bu yana 8 Ekim'den beri özellikle ciddi savaş halindeler Hizbullah'la malum İsrail. Hı hı. 27 Kasım'da Hizbullah ile İsrail arasında malum bir ateşkese varıldı Lübnan'da. Ki aslında zaten 27 Kasım günü bu Halep'teki operasyonda muhaliflerin operasyonu aslında o gün başladı. Yani bu noktada tabii ki dışarıdaki gelişmelerden bağımsız değil bunlar. Esad'ın en zayıf olduğu... Veya Esad'ı destekleyen güçlerin aslında hani dediğim gibi Esad zaten zayıftı dışarıdan böyle görünmesine, güçlü görünmesine belki rağmen ama Esad'ı en zayıf anında yakalama noktasında tabii ki dışarıdaki güçlerden bağımsız okunamaz. Hı hı. İran'ın çok zayıf olduğu bir dönem. Rusya'nın işte Wagner başta olmak üzere pek çok artık sahadaki Suriye sahasındaki gücün zaten Ukrayna işgali başladığından bu yana Ukrayna cephesine kaydırıldığını biliyoruz. Rusya artık rejimi ayakta tutacak. Ne kapasitesi, askeri kapasitesi kaldı. Suriye'de son iki yıldır zaten askeri danışmanları, önde gelen yetkilileri, özel ordu Wagner'de dahil olmak üzere zaten Suriye'de böyle Rusya'nın o anlamda da çok fazla bir varlığı kalmadı. Bununla alakalı zaten çok sayıda rapor var, güvenlik raporu. Şimdi dolayısıyla bu da çok önemli bir... bu arada lütfen bana süreyi hatırlat çünkü... Son bir dakika. Sonsuza kadar gidebilir. Dolayısıyla hani tüm bu faktörler yani Rusya, İran'ın çok zayıflaması içeride. Ve bu arada şu da önemli. İran'ın da artık Esad rejimine güvenini kaybetmiş olması. Bunda özellikle İranlı komutanların Suriye içerisinde son bir yıldır özellikle birbiri ardına öldürülmesi. Bununla alakalı İran rejiminde ki rejime yakın kaynakların ifadelerinden bunu da söylüyorum. Esad rejimine de artık güvenin kalmadığını çünkü rejimin adamlarının bazı bilgileri sızdırdığı İsrail'e bu yönde de çok ciddi bir güven kaybı var Esad'a karşı. Dolayısıyla İran ve Rusya artık daha fazla Esad'ın arkasında durmadı ve rejimin çöküşüne şahit olduk. Dolayısıyla dış faktörler çok mühim.
Türkiye'nin burada rolünü çok fazla vaktimiz kalmadı ama hani Türkiye'nin de bu operasyona doğrudan müdahil olmasa da bir yeşil ışık yaktığına, bir o da hani Esad'la normalleşme biliyorsun olmadı, Esad'la yanaşmadı Erdoğan'ın çağrılarına rağmen. Hani Türkiye'nin de buradaki rolü çok önemli. HTŞ liderliğindeki bu operasyonun başarılı olmasında Türkiye'nin de bir dış güç olarak, hani aktör olarak sayarsak tabii ki Türkiye'nin de bir rolü var. Hı hı. Onu belki başka bir programda açarız. Dolayısıyla bu başta saydığım iç faktörler, rejimin tamamen içeriden çürümüş olması ve dış faktörlerin etkisi bugün bizim bu görüntüyü, 61 yıllık Boğaz rejiminin çöküşünü, bu tarihi anları görmemize neden oldu. Tabii ki ben dediğim gibi hani onu bir kere daha vurgulamak isterim. Bundan sonrasının, yani Suriye halkı kazanan olsun, en büyük kazanan Türkiye mi, en büyük kaybeden İran mı? Tabii ki bu analizler önümüzdeki dönemde daha da çok yapılacaktır ama asıl kazanan yıllardır, sadece son 13 yıldır değil, 61 yıldır bir Boğaz rejimi altında acı çeken, zulme uğrayan bir halkın kazanmış olmasını düşünerek bence biraz da analizlerimizi yapmakta fayda var. Feyza, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet, Feyza Gümüşoğlu bizlerleydi. Gazeteci, Suriye'deki durumu anlamaya, anlamlandırmaya çalıştık. Bundan sonra da konuşuyor olacağız. Diğer programlarda da süremizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.